Efendim, hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Mübarek Ramazan ayında bir güne daha, bir sahura daha, imsaka daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. A Haber ekranlarında sahur vakti programıyla bizler de bu gecede, bu mübarek vakitlerde de evlerinize misafir olma niyetindeyiz. Kabul ederseniz eğer. Mübarek Ramazan ayı sözün en güzelinin insanlığa ildiği an. Kur'an-ı Kerim'in geride bıraktığımız gün idrak ettiğimiz o bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde insanlığa inip insanlığın aslında aslını bulduğu gecedeyiz. Rabbim inşallah Kadir Gecesi'ni, mübarek Ramazan ayını bizlerden razı kılar. Bu Ramazan ayında gerçekten de heybesini doldurup ayrılanlardan oluruz. Söz demişken bugün sözün adeta nakkaşlarıyla evlerinize misafir olacağız. Kabul ederseniz eğer. Çok kıymetli Hayati İnanç Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Nasılsınız? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Ve yine o sözü, o şiirleri, beyitleri, naatları, ilahileri gönlümüze sesiyle nakşeden önemli bir isim Mehmet Kemiksiz Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlarınız olsun, hayırlı bayramlara erişmek nasip olsun inşallah. Amin. Bereketli amin. Olsun. Amin inşallah. Ramazan dedik. Böyle bir başladık büyük bir hengame ile ama hep çocukluğumuzda derlerdi. Zaman hızlı geçiyor kocayınca diye. Ne dediklerini, ne demek istediklerini pek anlamazdım da. İşte aynel yakin nasıl oldu gördük. Çabuk geçiyor. Hayat hayaldir. Allah güzel geçirmeyi nasip etsin. Amin. Müstefit olanlardan etsin. Uyanık olanlardan etsin. Çok kritik, değerli günler. Her anı bir hazine. Ama işte idrak Cenab-ı Hakk'ın ihsanı. Amin. Yani mahrum etmesin. Amin. Ya 60'ı geçtik. Yani işte yani bir yere geldi artık. Yolun sonu demektir hiç o. Hiç göstermiyorsunuz desek. Göstermesen de artık o öyle yani. Nüfus kağıdı elimde. Efendim 63 bir de manidar bir yaştayız. Efendim Cenab-ı Hak sevdiği kullar zümresine ilhak etsin. Amin. Bizleri inşallah. Hayat hayal, hayal. Şöyle geriye bakıyorum da ne var diye. 63 yıl geçirdim bu kavanoz dipli dünyada. Ne var geride? Kıldığım namazlardan başka hiçbir şey yok. Hatırlamaya değer Ramazan günlerinden başka da pek bir şey gelmiyor yadıma. Diyor musunuz böyle bazen nerede o eski Ramazanlar diye? Herkes gibi ben de nerede o gençlik değil mi? De diyorum. Nerede o Ramazanlar da diyorum. Eski hal elbette farklıydı. Ancak burada kuru bir nostalji tuzağına da düşmemek için belki bir anekdotu hatırlatmakta fayda var. Buyurunuz. Eskilerden biri daha eskileri yad ederek ne güzeldi demiş. İşte fakir gözetilirdi, işte merhamet vardı şu filan. Dinleyen demiş ki iyi miydi onlar demiş. İşte çok iyiydi falan. İyi ya işte şu anda etrafında var, fakir de var, muhtaç da var. Yaşat onu yani boşuna sızlanmak değil de madem güzeldi yaşat işte zamanı bugün de yarının dünü. Yarın da bugün anacağız, arayacağız. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Doğrudur ama bugünler de geçiyor, geçecek. Ne dedi Şeyh Galip? Divanını öyle tamamlamış rahmetli. Bu ustaya da hayranlığımı en iyi bilenlerdendir üstadım. Şeyh Galip merhum 42 yaşında gitmiş ama hani iyi gelmiş gitmiş maşallah. Şimşek gibi çakmış gitmiş. Divanının son mısrağı tek müfret. Geçti gün ferdayı ko saat bu saat dem bu dem. Hayat üç gündür diye tercüme edilebilir günümüz Türkçesine. Hayat üç gündür. Dün geçti gelmez. Yarın ya gelir ya gelmez. Elinde bugün var. Anın kıymetini. İbnül Vakt der ya eskiler. Zamanın evet. Çocuğu, vaktin çocuğu olmaktır asıl olan. Ve şunu eklerler. İbnül Vakt olmayan, olamayan, yani zamanın çocuğu olamayan zamane çocuğu olur. Yani çok güzel. Dikkat lazım yani. Boşa harcamamak lazım. Vesselam. Ramazan son günler olduğu için biraz benim hocalığım üstümde. Bağışlayın fazla konuşursam, nasihat falan etmeye kalkarsam. İçimden gelenleri söylüyorum. Sözlerin kendimedir öncelikle. Biraz önce dostuma da yakındım. Şunca yıl geçirdim. Bir sıkıntı çektimse
kabahatimdendir, günahımdandır. Yani bunu gördük yani Allah'ın izniyle. Kimsenin sana bir şey yaptığı yok. Sen yapıyorsun. Tevbe et, istiğfar et, toparla. Yani Allah ile arayı düzelt. Allah ile arayı düzelt. Amaç bu zaten. Tabii, Ramazan tabii. Bunun için büyük bir vesile, bir fırsat mevsimi. Tabii. Geçmiş ümmetlerden birinde hani 900 ila 1000 yıl falan yaşanan zamanlarmış. İki delikanlı sohbet ediyor. 450 yaşında çocuklar. Seni akıllı zannederdim demiş. Ne oldu demiş. Ev yapıyor musun demiş. Ne var bunda demiş. Ev yapıyoruz işte. 500 yıllık ömre ev mi yapılır demiş ya. Kaldıysa 500 senen kaldı şunun şurasında demiş yani. O da demiş ki sen bana bunu böyle diyorsun da. Öğrendim ki kıyamete yakın bir ümmet gelecekmiş. 70-80 yıl falan yaşayacakmış onlar. Kimden bahsediyorsa. Öyle büyük evler yapacaklarmış ki görsen neler söylerdin sen onlara. Bu defa bir iki demiş ki benim ömrüm o kadar olsa, 80 yıl olsa tamamı bir secdede geçer. İnsan 80 yıllık ömürde yapsa bir secde yapar demiş. Yani kısacık ömrümüzle rızayı ilahi tahsil edeceğiz değil mi? İşimiz bu. Ama bu ömürde ne yapacağız da? Ne yapabiliriz ki? Yani çok kısa bu ömür. İşte Cenab-ı Hak en sevgiliye ümmet olmamız hasebiyle, onun hatırına, onun sadakası olarak bir gece veriyor bin aydan hayırlı. Azımızı çoğa sayıyor. İşte bir dakikasına birimizi bin sayıyor. O yüzden onu da kaçırmamak lazım. Yani o azı da kaçırmamak lazım. Bizler imtiyazlıyız. Çok. Ama tabii böyle bir imtiyaza sahip olmak uyanıklığı da gerektirir. Yani şükrü gerektirir. Azımız çoğa sayılıyor. Onu kaçırmamalı. 5 vakit bir namazımız var. İşte 30 gün oruç var. Yani neyimiz var ki yani? Onu da zayi etmemeli. Özlediğimiz o zaman bizim o geçmişte yaşadığımız Ramazanlardaki biz. Kendi hikayemiz, tabii. Kendi soframızdakiler, tabii. Kendi arkadaşlarımız, teravih namazındaki o çocukluk arkadaşlarımız, iftar sofrasında bir başka muhabbetimiz olan kuzenlerimiz, yeğenlerimiz, aile efradımız vesaire. Ama her sene gelen Ramazan bir başka aşkla, bir başka deva ile geliyor. Evet. Son yıllarda çok acılar yaşadık ve hemen ardı sıra gelen Ramazan başka bir böyle ferahlama, aleme soktu, ferahlattı bizi. Bir yaşamayım, biraz daha düşünme, tefekkür edebilme fırsatı. Açlık herhalde. Açlık iyi geliyor hocam. Açlık mı? Açlık, evet. Böyle bir açlıkla terbiye şeyi vardır. Genelde. Rahmetli babamın bütün sofralardan sonra söylediği cümledir. Allah'ım açlıkla terbiye etme diye. Ya. Açlıkla terbiye etme ya Rabbi. İşte Cenab-ı Hak bizi böyle bu şekilde açlıkla, ihtiyari, iradi, zamanı belirlenmiş bir biçimde terbiye ediyor. O terbiyeyi almalı yani. 18 saat işte ne bileyim yerine göre 17 saat, 16 saat ihtiyari, rıza-i ilahi için kendiliğinden değil, disiplinli. Mesela geçen gün Van'daydım. O anda bir dostum Ömer Demirbağ Hoca. O da orada hocaydı. Şimdi Diyanet TV'de bir programı var bildiğiniz gibi. Veya bilmiyorsanız söylemiş olayım. Çok severim ben onun üslubunu. Hayati hocam dedi şu anda dedi Van'da kaç kişi vardır dedi oruçlu. Ne bileyim hocam dedim ya burayı sen benden daha iyi bilirsin. Vardır dedi bir buçuk milyon falan. Tamam. Ne demek istiyorsun dedim. Bak dedi 1,5 milyon insan. Şu gün Van'da sadece bugün. Bekliyor o dakikayı. Önündeki ekmek yemek kendisinin. Acıkmış, iştahı da kabarık. Ama o anı bekliyor. Niye? O yetim öyle söyledi aleyhissalatü vesselam. Şu dakikayı bekleyin dedi. Aşkın bu kadar mücessem halini nerede görürsün dedi ya. İşte aşk budur dedi yani. Yeryüzünde kaç insan, çağlardan, asırlardan beri kaç insan. Eski İstanbul müftüsü Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı merhum. Bazı mısralarını besteleyeceksinizdir herhalde artık. Ben size o konuda bir teşvik edesim de var. Ateş çöllerde göstermek yeter envacı hüccacı. Bu dava şayet isterse delail ya Resulallah. Kaviymiş bu. Kaviymiş epeyce. Çok muazzam bir şey ya. Yani acayip bir şey ya. Ben bununla karşılaştığımda var ya çok da olmadı. Ya 5-6 sene oldu. Konudan anlayan akademisyen bir dostuma, daha doğrusu onu tanıtan kişiye. Kim bu dedim ya? Bu nasıl biri? Şeref mahlasını görünce
Fatih dönemindeki Şeref Hanım geldi aklıma. He. O mu dedim? Yok dedi, bu abi dedi. Hangi abi bu dedim? Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı. Kim bu? Hmm. 78'de vefat etmiş, İstanbul müftüsü. Bir divan bırakmış. Mütemmim. Mükemmel bir şey ya. 20. asılda huzuri yetişmiş sanki ya. Ve Allah hiç basılmamış. Nereden ulaştınız siz hocam? İşte akademisyen olduğu için Emrah Gökçe. Heh. İşin peşinde kardeşim. Övündüğüm bir talebemdir yani. Talebem demek de hoşuma gidiyor ona. Biraz gayretle, biraz feveran ettik falan. Diyanet İşleri Başkanlığı sahip çıktı. Basıldı çok şükür. Aa, çok güzel. Bu beyt oradan ve anlamı şu. Ya Resulallah, senin davan delil istemez. Ayan beyan ortada. Senin Resulullah olduğun ayan beyan ortada. Ama bir aklı evvel benden delil isterse, olur ya bazen çıkıyor öyle. Yani bana kanıt göster falan. Al sana kanıt. O ateş çöllerde, hac mevsiminde, gözyaşları içinde 5 milyon insanın bir kara taşın etrafında deniz dalgaları gibi dönüşüne bak da insaf et be hey insan. 5 milyon insan işte giden görüyor bir de ya bu nasıl bir şey ya? Bunun zengini var, fakiri var, sarısı, kırmızısı var, siyahı var, beyazı var, ağası paşası var. Tek aynı tip elbise, aşkla. Budur ya. Bunu da mı göremedin? E canım ne diyeyim ben sana ya? Ben sana ne diyeyim ya? 1400 küsur yıl geçmiş. Bu nasıl bir vefadır? Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden bir şey gerçi. Hı hı. Yani insaf ehli olmak lazım. Merhametli olmak lazım. En çok kendine acımalı insan. Yani ahirete gidiyoruz ya. Bunu, var mı bunun ötesi yani? Al sana toprak işte. Her gün toprağın sana dediğini de mi duymadın yani? Bir lise talebesi sordu bana. Hocam ne diyor toprak dedi. Üstümde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız diyor dedi. Toprak kendi lisanıyla söylüyor bunu. Duymaya bak, anlamaya bak. Efendim, ölümlüyüz. Kulluğunu bil. Sen kulluğunu bil. O Rabliğini bilir. Bize kulluk yaraşır. Biz öyle yaratıldık. Şeref en büyük şereftir. Efendim biz Allah'ın kuluyuz. Amin. Sahipsiz değiliz. Hiçbir işi tesadüfi değildir. Efendim. Çektiklerimiz kendi kusurlarımızdır, kabahatlerimizdir. Dönmek de mümkün. Yani tevbe fırsatı var. İşte zamanı, işte dönemi ya. Kaldı şurada. Bir fırsat. Bir fırsattır ya. Ramazan evet. Ayı. Ramazan hani pek çok şeyin aslında farkına varmamızı sağlıyor. Bizler Ramazan'da o sözlerin en güzelini daha iyi anlıyoruz. Yardımlaşmayı daha iyi anlıyoruz. Nimetin değerini, rızkın değerini daha iyi anlıyoruz ama özellikle hocam camilerde sizler daha çok vakit geçirdiğiniz için Ramazan ayında cemaatle daha hemhalsiniz. Cemaat ruhu özellikle o teravih namazları bir başka onarıyor. Pandemi döneminde biz acısını çektik. O imam efendilerin safları sık tutun, ey cemaat demesini bile özledik. Arada metrelik mesafeler. Evet. Ama o pandemiden sonra öyle bir kavuşma yaşadık ki adeta camide gördüğümüz herkese böyle savunacaktık, sarılacaktık. Evet. Ama bu Ramazan bize cemaat ruhunu, kardeşlik ruhunu, haberdar olma duygusunu da bir kez daha öğretiyor geri kalan 11 aya girerken. Özellikle bu sene camilerde gördüğüm, Enderun Teravih için gittiğimiz camilerde gördüğüm, bundan önceki yıllar özellikle Ramazan-ı Şerif'in ortasından itibaren cemaatin böyle bir azalma durumu söz konusu olurdu. Bu sene öyle bir şey yok. Yani son güne kadar, hatta dün gece Üsküdar Yeni Valide Camii'ndeydik. Gülmüş Emetullah Sultan. Yani dış avlu dolu, arkası dolu, dağ bahçe dolu. Zannediyorum Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene camilerin müsait olan avlularında bir çocuk etkinliği tertip etmiş. O da çok çocuklar velileriyle beraber oraya gelmiş oluyorlar. İftar orada açmış oluyorlar. Bunun da etkisini görüyoruz. Tabii camilere bizi bağlayan etkenler caminin sadece şekli, yapısı, binası, evet tarihi ve sanat eseri olması bakımından evet ama cami içi formlarımız bakımından bizim bir yitirdiğimiz alan var. Yani şu anda bilhassa selefi tabiri de biraz sıkıntılı ama kullanalım. Hani ötekini kullanmamak için. Selefi yaklaşımlarla yıllardır bir kısırlaşma söz konusu olmuş. Özellikle sünnetlere karşı, sünnet içindeki sünnetlere karşı. Mesela
farzdan önce okunan ihlas. Bu bir edep, adap ya da örf olmuş Osmanlı zamanından itibaren. Ve bilhassa mesela Fatih Camii'nde. Hatta Fatih Camii'nde Enderun teravih kılınırken tervihalar arasındaki makam geçişleri İhlas suresiyle yapılırmış. Dolayısıyla cami içerisindeki donanımlı temsil yetkisi olan imam müezzin kayyum arkadaşlarımızın temsildeki yetkinliğiyle icra, okuyuş, tilavet tavırlarıyla gelen herkesi, çünkü bizim sesli icralarımız etkiye dayanır. Etkilenmek ve etkilemeye dayalı. Orada onu etkilemek durumunda. Etkilerse manevi bir haz, bir doyum, bir his alıyorsa orası onun için çocukluğunda bir kere geldiği ama temcidi mesela minareden duyduğu bir yerdir, artık unutmaz. Hepimizin hafızasında buna dair izler vardır küçüklüğümüzden aldığımız. Onun için biz eski Ramazanlar deriz. Çünkü en saf halinde yerleşen şeyler onun için hafızlık küçük yaştadır mesela. Küçük yaşta yerleştiği için imge diyorlar ya, imgesi kalıyor orada ve o rumuz hayatınızın sonuna kadar gitmiyor. Küçük yaşta ezberlediğiniz şiirler de, aşırlar da, ilahiler de kolay kolay çıkmaz insanın aklına. Sebebi bu. Çocuğun camiden duyduğu ilk etkileyici ses, ilk biz form diyoruz ama o ezan duydu, sala duydu, bir vaazda bir cümle duydu, bir şey duydu. O hayatın sonuna kadar şu camide şöyle olmuştu diye bahsedecektir. Buradaki ilk imgeleri iyi koymak lazım yerli yerine ki bunun için de işte bizim bu Üsküdar'da 30 seneyi aşkın çalışma yaptığımız meclisin şeyi bu. İşte Enderun teravihini çalıştık. 2010'dan itibaren çok şükür şu anda bir şekilde İstanbul'da hala uygulanıyor. Her camide olması gerekmez, her gün olması gerekmez. Ama bu bir kültürel mirastı. Sahip çıkılması gerekiyordu. Şehzade Mahmut Şevket Efendi, Abdülaziz'in torunu, Hırka-i Saadet Dairesi'nde çocukken bir Ramazan boyu her gece kılınmış olan Enderun teravihlerini not etmiş. Not etmiş. Not etmiş. Yani okunanları falan, öyle mi? İmamı kim, müezzinleri kim? Evet. Birinci tervihadan sonra hangi ilahiyi okudular? İkinci tervih 30 gün. Defter Ramazan günlüğü tutmuş halde. Evet. Sonra bu defteri yurt dışına ihraç edilince onlar Fransa'da yanında bulunmuş. Yaşlılığı döneminde demiş ki bu defteri burada anlayacak kimse yok. Bunu benim demiş oraya göndermem lazım. Emin Saraç Hoca'ya gönderiyor. Emin Saraç Hoca'dan biz bunun kopyasını almıştık o zaman bu işi çalışırken. Orada gördüğümüz şöyle bir şey var. Öyle eserler okumuşlar ki bugünkü böyle ritmi yüksek eserler değil. Daha dingin, daha sengin ve daha dinlendirici eserler. Oradan şunu anlıyoruz. Terviha hani anlam itibariyle de rahatlama manasına geldiği için her dört rekat kılındıktan sonra şöyle bir bağdaş kurup oturup bir şerbet içmişler diye düşünüyorum. Bir salavat getirmişler, bir eser okumuşlar. Ondan sonra makam değişip ötekine geçmişler diye düşünüyorum. Bunlar şimdi o çocuk yaşta bunu yazmış, bu bize intikal etti. Biz de işte çocuk yaşta çocuklarımıza bir şey not tutturup zihnine, gönlüne ya da kalemiyle bir yere not tutturup 50 sene sonra, çünkü onlar bizden bir 50 sene sonra yaşayacaklar Allah ömür verirse. 50 sene sonrasına evet benim çocukluğumda şunu yapmışlardı dedirtme gibi bir vazifemizin olduğunu düşünüyorum. Hocam vaazdan açtı, ben de artık kanalı değiştiremedim. Şimdi bir edep, bir kendine ait bir ahlakla da donatıyor. Ramazan'ın kendine ait bir zaten manevi atmosferi var. Ama güzel yurdumuzda, bu topraklarda bir de kültürel bir atmosferi var. İşte hocamın dediği gibi o çocukların hafızasında muhakkak vardır çocukluğunda camideki bir anı. Hele ki teravihte. Birçok akranımdan işitiyorum. Değil mi? Yani biz dedim ya 60'lara geçtik. Akranımızdan işitiyoruz. Çoğunun büyükleri göçmüşler. Çocukluğunda gittiği teravih, kalktığı sahur, işte iftarda o basit sofrada dedesiyle, nenesiyle, anne babasıyla bulunuşu. Bayramda aldığı harçlık. Bayramda aldığı harçlık. O detaylar önemsiz gibi görünüyor. Yıllar geçince bir gün toparlanmak arzu ettiğinde, eyvah ne yaptım ben, ömrü harcadık falan deyip de hani
40'ı geçtikten sonra belki tutunacağı şeyler oluyor. O yüzden bugün de baba olanlar, anne olanlar, dede nene olanlar torunlarına böyle hatıralar bırakmalı, izler bırakmalı. Basit şeyler. Elinden tut, sabah namazına bir camiye git mesela. Sahura kaldır, bir makarna yesin çocuk. Yani fırına git. Bir fırına gitsin gelsin. Tabii yani bir fark eder. Bunu ileride bir gün hatırlar. Aslında mesele çok zor değil de bizim vazgeçiş göstermemiz lazım. Yani bizim neye önem verdiğimizi söylemesek de çocuklar, torunlar izliyorlar yani. Çok fazla dünya dertlisi olursak bunu fark ediyor çocuk canım. Yani alıyor. Biz sözle iş hallolacak zannediyoruz, yanılıyoruz. Öyle değil. Haldir. Mesela lisanı hal, lisanı kalden entaktır. O senin davranışlarını seyreder. Hal diliyle anlattığını sözle anlatamazsın. Rahmetli dedem şöyleydi der yani. Bırakacaksın da o zaten. 4 yaşında bir kızım var, ellerinizden öpen. Şimdi tabii yeni yeni böyle bazı şeyleri öğrenmeye başladı. Şimdi beni akşamları evde görüyor. Sadece işte yatsı namazını kılarken. Bir gün hafta sonları da genelde dışarı çıkıyoruz. İşte mescitte, camide ama annesiyle birlikte vakit geçiriyor. Bir gün hafta sonu evde kaldık. Dedik ki çıkmayalım bugün dışarı. Evde vakit namazlarını kılarken beni gördü. Öğleyi gördü, ikindiyi gördü. Akşam da yanıma geldi. Baba dedi, efendim kızım, erkekler dedi bu kadar namaz kılmaz ki. Kadınlar bu kadar çok namaz. Erkekler günde bir kere kılar dedi. Anladım ki yani nasıl... Hep büyüklerimiz bizlere nasihat ederler ya, ne görürse odur. Kendi evladım da görünce bunu anladı. Evet. İşliyor böyle. Çok güzel. Kendi halinde kayıtsız oynuyor zannediyorsun. Çocuk alıyor. Evet. Gördüğü her şeyi alıyor. O yüzden güzel örnek olmak belki babalığın, anneliğin en esaslı kısmı. Haliyle örnek olma, davranışlarıyla, doğru söylüyor olmakla. Yani sonucu acı da olsa... çocuğu yalandan ürküterek, yani demek ki orası tehlikeli, hissini vererek, nasihat ederek değil, yaşayarak ve yaşatarak söylemek önemli. En büyük, en esaslı baş öğretmen anne babadır. Evet. Herkes eğitimden şikayet ediyor ama yani, sensin eğitimci yani. O çocuğu okula sen gönderiyorsun. Okula gitmeden önce senin elinde yetişiyor. Ne? Hem de en kritik dönemde, ilk 5 yıl. Yani her şeyi aldığı dönemde. Anaokulu lafzı belki boşuna konulmamış. İçinde yani... ana olmadığından olsa gerek. Nasıl ki huzur evinde huzur yok. Bir edep yüklüyoruz aslında çocuğa, o edebin ilk adımını. Ramazan ayının da ayrı bir edep motivasyonu İklimi var insanda oldu, değil tabii, mi? Tabii olduğu açık, evet. Oradan sakın terki edepten diye girebilirsiniz. Bak mesela. bak görüyorsun değil ben mi? Ben bekledim. Bak, görüyorsun değil mi? Edep dedin hocam, ne diyeyim yani Hayat Hoca'yla. Buradan girmek lazım. Siz arkasından buna bir okur musunuz? Bir kere yapmıştık öyle, hatırlar mısınız? Evet. Bir beyt mi okuyayım? Siz hepsini okuyun. 5 beyti bir okuyayım. Okuyun. Veya tek beyt okuyun, ben arkasından okuyayım sonra öyle yani münavebeli olsun. Onu diyorum işte. Tamam. Şair Nabi merhum. Allah gani rahmet etsin. Şiirden şu kadar hissem varsa ona aittir. Pirimdir, üstadımdır. 1712. Üsküdar Karacaahmet'te medfun ustam. Sakın terki edepten, küyü mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Türkçeden Türkçe'ye de birer cümleyle söyleyin bence hocam. Edebe aykırı davranmayasın sakın, çünkü Hazreti Peygamber'in muhitine geldik. Medine-i Münevvere'de söylüyor bunu. Hak Teala'nın rahmet nazarıyla baktığı mümtaz yerdir burası. Meded ya Resulallah, sakın terki edebden, küy-i mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette, tefevvuk kerdeyi arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Allah-u Teala'nın sevgilisinin istirahatgahı olan şu mekan, fazilet cihetinden arşın da üstündedir. Felekte mahın evbabüsselamın sine çakidir.
Kur'an'ın kandili cevzam atlayı nuru ziyadır bu. Bu hakim pertevinden oldu dejuri adem zail. Amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Buranın toprağının ışıltısıyla bütün yaratılmışlar yokluktan varlığa çıktı. Bütün mevcudat varlığını ona borçludur. Bu hakim pertevinden oldu dejuri adem zail. Amadan açtı mevcudat düçeşmin tut yadır bu ya Resulallah. Müraati edep şartıyla gir nabi bu dergaha. Mataf-ı kutsiyandır bu, segahi enbiyadır bu. Ey nabi, tam bir hürmetle gir bu kapıdan içeri. Çünkü melekler burayı tavaf eder, peygamberler bu kapının eşiğini öperler. Mürat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergaha. Metaf-ı Kudüs'ü yandır bu segah-ı enbiyadır bu ya Resulallah. Ömrüne bereket üstad. Eyvallah. Ağzınıza sağlık, gönlünüze ömrüne sağlık. Ömrüne bereket. Yani işte geleneği yaşatmak biraz da böyle bir şey oluyor demek ki. Semai değil mi şimdi ya? Burada beste yok. Siz o anda ne tabii, geldiyse. Tabii irticali. İrticalen, doğaçlama dediğimiz, evet, spontane dediğimiz bir usulle. Yani size 10 dakika sonra bunu bir daha söylesem başka türlü söylersin. Başka türlü olacak tabii. Semai, evet. Çok kıymetli Saadettin Ökten hocamızı bir gün kardeş kanalımızda ağırlamıştım. Şiiri sormuştum kendisine. Kendisi dayısıyla olan bir anekdotunu paylaşmıştı. Bir diyor ki, bir dayıma bir şair ismini söyledim, nasıl bilirsin diye. Dedi ki, Peygamber Efendimiz'e bir naatı var mıdır? Şiirde ölçü yani, evet, naatı olup olmadığı. Hepsinin de vardır yani. Bizim şairlerimiz naatsız hiç olmadı. Hepsinin birkaç tanedir belki de hatta. Birkaç tanedir belki, Fenli'de 28 tane. 28 tane naat yazmış rahmetli ya. 1918 vefatı, dünkü adam Yozgatlı Fenli. Bu nasıl bir şevktir, bu nasıl bir iştiyaktır arkadaş yani. İnsan şaşıp kalıyor. Bakın ikisi de 20. yüzyılda olmak üzere. 1918-1978, 60 yıl var vefatları arasında. İki isim andık. Yani onlarcasından ikisini andık. Bunlar bir numara yani. Böyle liste başı isimler. Biz daha yeni dönemde de yetiştiriyoruz yani. De işte bizim az tanımamızdan dolayı, kendimizle aramız biraz limoni olduğundan olsa gerek. Herkesi tanıyoruz da kendimizi tanımıyoruz. Ama gönlünüze böyle dokunan özel isimler olur. Şimdi mesela tabii, hocam söyledi. Hocam okuduğu, biz bu biraz önce okuduğumuz güfteyi ben hocamın o zaman herhalde bir 15-16 sene olduğu ilk, evet, tanıştığımız. Evet, evet, ilk, evet. Ben bunun bestesini okudum. Hocamın programa davet ettiğimde bir. Hocam da irticalen bir okudu. Arkasından dedim ki ben bunu bestelemiştim hocam, bunu okuyalım. Hatırladınız mı? Evet, çok iyi hatırladım. Ondan sonra hem bestelisini hem de böyle irticalen olanını okumaya başladık. Bunun gibi Vecdi Bingöl'ü okuduk mesela. Evet, harikadır naatı. Değil mi? Evet, muhteşem, evet, naat. Vecdi Bingöl'ü biz genelde Saadettin Kaynağ'ın şarkı güftelerini yazan adam olarak biliriz. Hep öyledir, doğrudur. Doğrudur ama o naatı hayli şaşırtıcıydı. Evet. Onu oku diyeceksen kopya çekeceğim. yok. Tamam. Ezberimden çıktı yani. Yok, bir tane elveda borcumuz var hocam. Evet, bir elveda. Artık uğurluyoruz ufak ufak Ramazan'ı. Yani? Bitmeden programımız inşallah hocamdan bir elveda şimdi bahri dinlemek isteriz. Ramazan edebiyatı diye bir külliyat var. Bayramiyeler var, Ramazaniyeler var. Bu Ramazan edebiyatı içerisinde sultanlarınki de var, sultan şiirlerinden de var. Ramazan'ın bilhassa gelişine tebşir için, gidişine de veda için şiirler yazılmıştır. Zaten Enderun teravihlerinin içerisinde de ilk 10 günde merhaba,
ilahileri okunur. Son 10 günde elveda ilahileri okunur. Ortasında da rahmet, bereket ilahileri genelde okunur. Onun için usuldendir. Ramazan'ın ilk 10 gününde merhaba ile başlayan bir güfte, efendim, son 10 gününde de, özellikle elveda, son günlerde de elveda demek, hani adettendir diye. Öyle bir arzusu vardı hocamın. Yerine getireceğiz ama bu sizin bir şey söylemenize mani değil. Kopyayı çekmek üzere sayfayı açtım. Tamam. Buyurun. Gün dediniz madem, bakın abi. Çok çok dehşettir bu. Aman ya fahri alem, sen ki mihrab-ı nübüvvetsin. Vücudunla vücuhunla serir arayı vahdetsin. Şefi'ül müznibinsin, nuri rahmet mahzı şefkatsin. Meali sırrı levlak menba-i aşk-ı muhabbetsin. Sene-i mahbubi akdes ismi vasfınla Muhammed'sin. Evet. Çok... İlk kıtası bu. Bunu, ben de görünce çok şaşırmıştım yani. Bunu da besteledim elhamdülillah. Bestelediniz mi? Tabii. Hicaz'dan mı? Rast. Tevşih Rast'ta oldu. Viladet Bahri'nin önünde okunmak üzere. Güzel. Allah ömre bereket versin. Amin. Şimdi buyurun hocam. Oradan mı devam edersiniz? Oradan devam edelim. Oradan devam edelim. Açılmışken. Hocam, açılmışken. Attı aslında. Şimdi Sivas'ta hala çok okunan, bütün cemaatçe okunan bir ilahi vardır. Rahmetli Ahmet Hatipoğlu bunu oradan gidip notayı alıp derlemiş. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan. Evet. Şimdi bu eserden hem literatürde girdi artık, hocalarımız okuyor, sanatçılarımız da okuyor, sahnelerden de okuyor. Buradan teberrüken Cenab-ı Rabbül Alemin'in isimlerinden oluşuyor bu ilahi. Hannan, Mennan, Deyyan, evet. Burhan. Dolayısıyla evet. Oradan iki bölümünü okuyup arkasından Eşrefoğlu Rumi'nin güzel bir elvedası var. Ondan teberrüken birkaç beyit okumak arzu ederim. Buyurun. Bu Sivas yöresine ait olan eser, bence Bolu'da da var böyle bir şey. Oradakini de arkadaşlarımızla oraya çalışmaya gittiğim zaman onlar vermişlerdi. Ben de İstanbul'da buldum. Besteli. Mutlaka var. Her yerde onu diyecektim. Zaten her yerde Ramazan'a dair bir metrukat var. Yani bunun okunuşunu buldum. Öyle mi? Evet. İstanbul'da. Evet. İstanbul'da. Ya Hannan, ya Mennan, ya zel cudi vel ihsan. ثبت قلوبنا على الإيمان أرجو عفوك والغفران لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الوداع الوداع شهر صيام الوداع 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 شهر رمضان الوداع أوله آخره ظاهره باطنه قل ياهو ياهو يا أحد حق ياهو ياهو يا صمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الوداع الوداع شهر صيام الوداع 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 شهر رمضان الوداع الوداع يا gündüzün bayram idi saimlere
Her gecen bir kadridi kaimlere, nurdan bir tacidin alemlere. Elveda ey Mahtaban, elveda. Leyletül Kadir berat idin bize, hem dahi savmu salat idin bize. Nar düzahtan necat idin bize. Elveda ey Mahtaban, elveda. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah razı olsun. Sesinize, eyvallah, nefesinize, yüreğinize sağlık hocam. Şahsen tanıma fırsatınız oldu mu Nihat Ulu'yu? Tabii. Öyle mi? Tabii. 1979'da ondan bir elveda kasidesi dinlemiştim. Kaç sene olmuş bak. Hala kulağımda çınlar. Allah ömrünüze bereket versin üstad. Eyvallah. Amin. Amin. İnsandan ne kalıyor geriye? Ne demişti Cemil Meriç? Yıldızları koparmış fırtına, batan bir gemidesin. Senden ne kalacak yarına? Kıyılardan imdat isteyen sesin. Bu ses meselesi çok acayip bir şey. Bunu bir böyle bir gecede şimdi seni böyle gözlerine süzülünce söylemek istedim. Söylesem mi söylemesem mi? Bazen dışarıya akanlardan fazla içeriye akan vardır herkesin görmediği. Bana da dokunur bazen okuduğum, ama ben okuyorum. İnsanlar benden dinlemek istedikleri için okumaya devam etmem lazım. Bu hali yaşarım. Şimdi beni kötü etmeyin burada. Allah göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından etmesin. Amin. Ya, gözyaşı rahmettir. Ramazan rahmettir. İnşallah Cenab-ı Hak noksanımıza bakmayıp, azımızı çoğa sayıp, bizi makbuller zümresine ilhak eder de. Amin. Geçer gideriz. Hafız Mecit Esigür'ün Kadir Gecesi için yazmış olduğu bir şiir var. Bunu kendisi bir TRT radyo, o zaman radyo dönemi, radyo mevlid merasiminde, Kadir Gecesi merasiminde okuyor. Viladet Bahri'nin içerisinde kendi yazmış olduğu bu Kadir Gecesi şiirinde okuyor. İkinci beytten sonra hüngür hüngür ağlayıp mevlid programı bitiyor orada. Şöyle başlıyor. Şiir okuyana da şiir okuyayım bir de ben şimdi. Ukelalık saymazsa. Estağfurullah. Sebebi hilkati alem yüceden sesleniyor. Uyan ey alemi İslam, bu gece yatma diyor. Bu gece inmiş idi Hazreti Kur'an-ı Mübin. Bu gece fahrini arz etti semavata zemin. Burada ağlamaya başladığı yer burası. Bu gece Rabbimizin emriyle cümle melek aramızda bulunup bizleri tebşir edecek. Allah Allah. Allah Allah. Yani 2. Mahmud merhumun şiirindeki yer göklere övünür Resulullah bende diye mısralarına. Yeri teşrifin haber verdikti ey Ali Cenab, dedi hasretle felek ya leyteni küntü türap. Keşke toprak olsaydım dedi gökler. Allah Allah. Şimdi ama ne güzel böyle akıyor böyle ben dinliyorum. Allah Allah. Hayat Hoca'yla böyle bir kanal vardır bizde. Vallahi o kadar güzel devam ediyor ki hani araya girmek bile korkutuyor beni. O nehir akıyor çünkü. Nehrin önüne böyle bir set çekmek gibi oluyor söze girmek bazen. Ben sözlerin de medfundur deyu fahreyler reflake cihan. Bir de o var. Ben de medfundur deyu fahreyler. Yani yer övünür göklere karşı. Niye? O server bende diyor yükseksin falan ama
şey yapma yani. Evet. Ravzasın edip ziyaret dedi Cibril-i Emin. Hazihi cennatu adnin fedhuluha halidin. Evet, evet. Kabrini ziyaret edince de Cebrail aleyhisselam dedi ki işte adin cenneti budur. Budur dedi diyor. Efendimizin kabri malumunuz cennetlerden üstün. Yani bizimkilerin naatları, o eserler dönüp dönüp incelenmeye, dönüp dönüp bakılmaya çok layık şeyler. Seza. İşte kendimizi tanımaya biraz daha gayret göstermeliyiz. Biraz daha burada tembellikten uzaklaşmamızda fayda gidenler var. Gidenler için ben çok zor buldum. Bana nasip oldu, bir birlikte nasip oldu biliyorsunuz. Bu Utbi'nin meşhur rivayeti var ya. Ya hayra men dufinet fit turbi a'zumuhu fetabe min tibihinnel ka'u vel ikimu. Ey bedeni burcu burcu toprağa kokutmuş olan hayrül enam diye başlayan o Efendimizin hücre-i saadetinin önündeki iki sütunun başında yazan naatler bunlar. Altı beyt. Kime ait hocam? Bu İbni Kesir'de geçiyor bu rivayet. Rivayet o ki bir zat geliyor. Diyor ki Esselamu Aleyke ya Resulallah. Kabri şerifin tam o iki sütunun arasında. Orada diyor ki ben işittim ki işte ayeti şimdi Enfal 176 mıydı? İl zalemu enfusehum ca'uke. Böyle kırık dökük söyledim ama bu ayetin şeyi şu. Diyor ki siz kendinize zulmedip günah işlediğiniz zaman Resulün huzuruna gelseniz de o da sizin için Allah'a bir istiğfarda bulunsa kendinizi Allah'ı bağışlamada çok cömert bulacaksınız diyor. Aa diyor ben de geldim diyor Bedevi. Ama sen gittin ya Resulallah. Yok Allah. Ben geldim diyor. Ha. Ben diyor şey yapacağım. Kendimi arz ettim bu diyor. Bu ayeti sunuyorum evet. Bu ayeti okuyor. Arkasından da bu şiiri okuyor. Allah. Ya hayra men dufinet fit turbi a'zumuhu fetave min tibihinnel ka'u vel ikemü diye okuyor. Utbi de ravi Utbi orada uyukluyor. Ya da teyakkuzda bekliyor. Bu adam böyle diyor gidiyor. Sonra Utbi'nin manasına Efendimiz zuhur ediyor. Ona söyle diyor o cennetlik Allah. Oldu diyor. O. Allah. Allah. Ama işin az daha ilerisi var. Adamı arıyor buluyor diyor ki Efendimiz geldi dedi ki müjdesini ver onun dedi. Şüphen mi vardı niye bu kadar telaşlısın? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ben arz ettim diyor tereddüt yok. Allah evet. Allah. Onun için o makamın önünde bulunmanın şüphesi yok. Evet. Şüphe taşımıyor orası. Evet. Gönülden bir nehir gibi akıyor orada. Onun için oraya gidenlere de o iki sütunun başına şöyle bir nazar etmelerini tavsiye ederim. Kesinlikle. Ben onu çünkü görmek için 5-6 sefer dolandım orada. Bir polislerle de epey bir mücadelemiz oldu. Bugünün kazancı olduğu eksik olmayın. Ben bilmiyordum meseleyi. Gittik geldik ama gönderirim bu şiiri size. O derse çalışalım inşallah. Çocuk parkta geziyor azizim. Arkasından baloncu amca yetişiyor. Al yavrum bunları diyor. Rengarenk güzel balonlar hediye ediyor çocuğa. Çocuk dönüp baloncuya diyor ki amca sen Allah dostu musun? Amca şaşkın. Nereden icap etti yavrum? Ben balon istediğimi Allah'a söyledim de seninle gönderdiğine göre sen Allah dostusun diyor. Çocuk ben arz ettim Allah verir bana. İmanında o kadar kavi ki tereddütü yok. Nasılsa kabul edecek de edilir de herhalde Allah dostu o. Aynen o zat-ı şerifin. Evet evet. Şüphen mi vardı yani ne olacaktı? Allah Allah. Hocam Yunus Emre diyor ya ey sözlerin aslını bilen gel de bu söz nereden gelir? Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir. Şimdi programa başlamadan önce de yine söz kimdendir? Kendinden mi zannettin? Sen konuşabildiğini falan mı zannettin? Amino asitlerin, proteinlerin, etin, kemiğin konuşmak haddine mi? Ne bu ya? Al şeyin altına mikrofonun altı şeyin mikroskobun altına. Et bildiğin et kemik bu mu yani konuşan o mu? Hayır, hayır. Görüntü o. Allah konuşturursa konuşursun, müsaade ederse edersin. Ağzın açılır. Yani insan
tefekkür etse ayakta durması inanılır bir şey değil insanın ya. Kendinin kadrini bilse ya, değil mi? Ya. İnsan belki de. Ya. Fahri abinin meşhur bir sözü var, ondan rivayet edilir, nakledilir. Kim dinlerse ölür diyor. Kim dinlerse, dinlerse ölür. Yani buradaki dinleme, El Esbezmin'deki lafı duyma işi. Onu hakkıyla duyan diyor yaşayamaz. Ona ağırlığına dayanamaz. Şiirimizin kökünde o var. El Esbezmin'de Hak Teala'nın ruhlarımıza hitaben, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevaben de bizlerin bela. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Demiş olmaklığımız var ya. Şimdi kök o. Yunanlıların en akıllısı Homeros derlermiş. Öyleymiş. Bana ne? Ve demiş ki şarap içmeden şair olunmaz. Bunu bizimkine sormuşlar. İbni Farız. Arap şairi. Böyle diyor Homeros, ne dersiniz? Şarap içmeden şair olunmuyormuş. İbni Farız güler. Biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı der. Neden bahsediyor o ya? Neden bahsediyor? Bu sarhoşluk oradan gelir. Bezmi Elest'ten gelir. Fıtratımızda var demek ki. Fıtratımızda vardır. Tabii. Tabii. Allah-u Teala'nın, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam adını her duyduğumuzda bu, özellikle de böyle şiirlerde ya da o bülbül sesli hocalarımızın, o altın sesli hocalarımızın sesinden gönüllere böyle dokunan musiki eşliğinde geldiğinde insan gönlü dayanamıyor ister istemez. Söylet söylet bir daha, bak vakit az kaldı. Açmışken yakalamış. Israr benden bak. Değil. Söylet diyor. Israr benden değil. Bu normal Ramazan programını geçer, ben size söyleyeyim. Vallahi başka bir programa doğru artık eriştik ama gönüllerimiz de şimdi artık o sınırı geçtik. Ne kadar kaldı şimdi? Tam 10 dakikamız 10 dakika kaldı. 5 mısra, 6 mısra okuyayım, gerisi sende. Peki, olur mu? Peki. Allah razı olsun. Kimden okuyorsun? Tahir Mevlevi, Tahirül Mevlevi, Nabi'ye yaptığı testis. Ha. Sen bu mısraları ele alınca birçok iş çıkacak ben tahmin ediyorum. 20 yaşındaydı, şunu yazdı. Yazdığının 5'te 1'ini okuyacağım ben. Nabi. Peki. Hani ne dedik? Sakın terk-i edepten, kü-i mahbub-i hüdadır bu, nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Bu mısraları gördü, 20 yaşındaki Tahir olgun merhum, dedi ki... Teâlallah zihî devlet serayı istifadır bu. Güzide cayı âram-ı nebiyyi müctebadır bu. Eğer ki sat-ı arz üzre velî fevkal âlâdır bu. Dahile kûye aciz ol kim melaz-ı ilticadır bu. Sakın terk-i edepten kûye mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Şöyle bakıyorsunuz, hangi mısralar daha ustaca? Ne oluyoruz? 20 yaş bu yani. Bir gün buna da çalışalım, uygun görürseniz. Estağfurullah. Zihi devlet sarayı istifadır bu. Garip olan da şu, ustasına gönderiyor bu mısraları da. Tamamını yani 30 mısra falan. Fuzuli'ye bir nazire var, su kasidesine, onu da gönderiyor. Altına yazdığı not. Epey haddimizi aştık, böyle bir iş yapmaya kalktık ya, bir bakar mısın üstadım falan. Sudan bir şey oldu bu diyor, pek beceremedik falan diyor. Şaheserini böyle görüyor. Tamam, o zaman buldu verdi bana. Şimdi ben bunu mecburen okuyacağım artık. Buyurun, lütfen. Bu bölümünü. Siz bunu ele almıştınız diye. Yani öyle mi? Ha? Ele almıştınız bunu. Bunu bilirim. Öyle mi? Evet. Ha, iyi. Bir de makam söylersen şimdi. Hüseyin'i. Hüseyin. Peki. Medet ya cadır bu.
Sakın terki edebden köy mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Olmayın. Makam sorma büyük bir lütuf yani. Öyle adama öyle senin isteğine göre olmaz bu işler ama makam da ister eksik makam olmasın. Makam sormak o makamdan zaten sormak ve söylemek ayrı bir ustalık eseri artık. Bağ-ı sinem gülşeni hubbi Ali'dir ta ezel. Hep Hüseyin'idir nevası andelibi zarımın. Leskovçalı galip. Hüseyin'i de ne enteresan bir makamdır. Ölürken de Hüseyin'i, doğarken de Hüseyin'i hocam. Her makamın ayrı bir insanla açtığı şey var değil mi hocam? Etki var. Makamın var, ritimlerin de var, usullerin yani. Çünkü Hüseyin'i makamında bir eser söylersiniz, oynatırsınız. Hüseyin'i makamında bir şey, bir sala okursunuz, ağlatırsınız. Ağlatırsınız. Sizde böyle en çok etki eden, size en çok etki eden mesela makam. Şöyle, makamları sevdiğiniz. Normal kendi oktavları içerisinde okuduğum zaman her makamı hemen hemen eşit görüyorum. Ama bir oktav yukarıda okumaya başladığımda orada ne geliyorsa o etkili oluyor. en zor soruyu soruyorsun. Sizde var mı hocam? Hüseyin. İyi dinler hocam. Yani o Hüseyin'e uşak beyati, o aile yani nedense bilmiyorum. Duyduğum zaman ayarımı bozuyor. Ezan-ı Muhammed'i öyle güzel bir çağrı ki özellikle yabancı turistlerden böyle çok duyarız. İstanbul'a gelip hani dünyanın farklı bölgelerinde, İslam coğrafyasında farklı ülkelerden Ezan-ı Muhammed'i dinleyen sayısız insan var. Ama belki de en çok İstanbul'da işte böyle bir Sultanahmet'te ya da bir mahallede otelde odasındayken özellikle sabah namazı da Ezan-ı Muhammed'i duyup da Müslüman olan, sırf o sesse aşık olup peşinden giden o kadar çok insan var ki. Azizim, bundan takriben 100 yıl önce bizim kömürcümüzde, bizim hamam işletenimizde, bunları ezbere söylemiyorum, kömürcü zade var, hamami zade var, basmacı Abdi var, şekerci Cemil şekerci var ya. Şekerci Cemil Bey var. Allah şimdi, Allah. Şimdi neden böyle söylüyorum? Bunlar esnaf yani. Evet. Bundan 100 yıl önce bir ikindi namazındaki uşak okunan ezanın içerisinde bir Hüseyin'i geçki varsa o camide cenaze olduğunu bizim esnafımız biliyordu. He, boşuna gelmedi buraya. O da mesaj var. İkinci örnek, teravih namazının ortasında camiye giren bir Ademoğlu biraz kulak verip eğer ev içteyse imam efendi. Ortalarda, üçüncü dörtte. Yok, dördüncü tervihada. Hacam aşıranla bitecek çünkü. Ev içteyse diyor ki ha dördüncüye gelmişler bunlar diyor. Bu bilinç okuyandan demiyorum. Dinleyende var. Esnafta. Onun için ben hep konserlerde de söylerim, televizyon programlarında sık sık söylerim. Bizim okuyucu kadar dinleyici yetiştirmeye de ihtiyacımız var. İyi bir hatip, iyi bir dinleyicidir aslında derken konuşmada da böyledir değil mi hocam? Sizin yanınızda böyle bir savda bulunuyorum ama. İyi dinlemeyenden hatip olmaz tabii. Haliyle ülkemiz bu anlamda başka bir hazine. Benzersizdir yani. Benzersiz bu.
bu 1000 yıldan beri bu coğrafyada hasıl olan birikimin bir alternatifi yok. Yani 3 ayrı alemin, 3 ayrı lisanın birikimini öyle bir harmanlamış, öyle bir araya getirmiş ki Fuzuli Su Kasidesi'nde bir beyte giriyor. İlk 3 kelimenin biri Arapça, biri Farsça, biri Türkçe. Men lebin müştakıyam diyor. Türkçe, Arapça, Farsça. Resmi geçit yapıyor. Men lebin müştakıyam zühat kevser talibi. Nitekim meste mey içmek hoş gelir hoş ya Resul. Diyeceksiniz Türkçeden Türkçe'ye tercüme. ben öyle diyorum artık. Ben dudaklarının arasından çıkan sözün sevdalısıyım ya Resulallah. Cennet arzulayana sözüm yok. Afiyet olsun ona cennet nimetleri. Ama benim talep ettiğim şey ondan da üstündür. Ben sana uymak derdindeyim. Ben sana benzeyim de sözüne ittiba edeyim. Nitekim İslam alimleri ne derler? Hazreti Peygamber'e uymanın zerresi cennetlerden üstündür. Bu söz söylemenin veya icra etmenin aslında Molla Kasım'ı dinleyici. Şundan ötürü. Herkes söz söyleyebilir. Ali Rıza Saman Mevlid nasıl okunur diye bir risalesi var onun. Ali Rıza Saman yakın tarihimizin önemli münekkitlerinden birisi. O diyor ki bir hafız efendi bir camiye gelip bir mevlid merasiminde mevlid icra ettiği zaman eğer vezinler oturmuyorsa, makam geçitleri sakatsa cemaat bir bir camiyi boşaltır ve cemaat nezdindeki itibarı sarsıldığı için o sağlam bir hocanın dizine diz çöküp elini öpüp ondan icazet almadan bir daha oraya oturamaz. Şimdi bu münekkit olmayınca şimdi bugün her söz söyleyen hayat-ı inançla konuşuyor, dinliyor adam. Ben de konuşuyorum, dinliyorum. Hazreti Mevlana'ya atfen pek çok yerde geçer ama size danışmak isterim. Sesinizi değil, sözünüzü yükseltin. Çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürültüsü değil. Demişimdir, evet. Sözün özü aslında. Tabii. Sesi yükseltmek değil mesele, sözü yükseltmektir. Evet. Gürültü. O yağmurdur. Yağmurdur aslında. Tabii. Evet. Ben su içiyorum bu arada. Hocam oldu artık son saniyelere girdik. Evet. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Allah harikulade bir gece yaşadık sayenizde. Sözün ustalarıyla. Ben açılışta da ifade ettim. Nakkaşları dedim. Sözün nakkaşları. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Evet hocam. Ramazan-ı Şerif'iniz bir kez daha mübarek olsun. Bilmukabele. Çok teşekkür ederim. Tüm seyircilerimizin de hem son Ramazan günlerini hem bayramlarını tebrik ederiz. Ecelden aman varsa gelecek Ramazan'da tekrar görüşebilmek ümit ve dileğimizi de Allah arz ederiz. Allah sağlık, afiyet versin inşallah. Rabbül Alemine. Amin. Mehmet Demir hocam. Çok sesinize sağlık. Sağ olun efendim. Mest ettiniz. Sağ olun. Çok teşekkür olmayın. Ediyorum. Efendim, Hayati Hoca'yı görünce çözüldü olay. Artık İstanbul için kendini tutma. İmsak vakti. Allah kabul etsin efendim.